Koronavirüs kalpte hasar bırakabiliyor. Covid-19'u hafif ya da asemptomatik olarak geçirenlerde herhangi bir kalıcı hasar olabileceği aslında bilinmiyordu. Ancak Covid-19'u atlatan kişiler düzensiz kalp ritminden de şikayetçi. Yani en azından böyle bilgiler geliyordu. Koronavirüsün neden olduğu solunum yolu problemleriyle tanıdık aslında. Zamanla solunum yolu problemleri dışında vücuda farklı etkileri olduğunu da ortaya çıktı. Birçok semptom, birçok yeni belirti, birçok başka organ tutulumu, cilt, deri tutulumuna varıncaya kadar. Bazı hastalarda farklı organlar koronavirüs nedeniyle zarar görmüşlerdi. Covid-19'un ağır seyrettiği hastalarda bazı kalıcı akciğer problemlerinin olabildiği çeşitli araştırmalarca ortaya da kondu. Yani aslında araştırmacılar ortaya koydular ama bir kısmında diyordu ki orta vadede bunların hepsi aslında toparlayacak. Ancak hastalığı hafif ya da asemptomatik olarak geçirenlerde herhangi bir kalıcı hasar olabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Covid-19 hafif ya da asemptomatik atlatılmış olsa bile kalıcı kalp problemlerine neden olabiliyor. Covid-19 geride düzensiz kalp ritmi bırakıyor diyorlar. Covid-19'un yani koronavirüsün kısa vadede insanlar üzerinde ne gibi etkiler bırakabileceği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Amerika'da bir kişi sosyal medya üzerinden birkaç ay önce Covid-19'u hafif belirtilerle atlattığını ve iyileştiğini ancak bazı kalp problemleri yaşamaya devam ettiğini açıklamıştı. Anthony adındaki adam kalp atışının dakikada 100'den fazla olmasından ve bazen gecenin bir yarısı 110 hatta 120'ye kadar çıkmasından muzdaripti. Üstelik adamın 19 yaşındaki kızı da aynı durumda. Covid-19'u asemptomatik olarak geçiren genç kızın hastalığı devam ederken ortalama 73 olan kalp atış hızı iyileştikten sonra basit hareketlerin ardından bile 146'ya kadar çıkabiliyordu. Baba kız sebepsiz yükselen kalp atış hızında nefes almada güçlük ya da yüksek ateş gibi problemler yaşamıyor. Kalp hastalığı olanlarda ölüm oranı evet daha yüksek olduğunu biliyoruz. Yeni koronavirüs hakkındaki bilinmezler bilim insanlarınca çözülüyor. JAMA yani Journal of American Medical Association Cardiology dergisinde yayınlanan bir çalışmada Covid-19 hastalarında altta yatan kardiyovasküler hastalıkların ölümcül sonuçlar üzerine etkisi incelendi. Hastalığın ilk görüldüğü Çin'in Wuhan şehrinde 187 vakanın incelenmesi sonucunda hastaların yaklaşık %28'inde kalp problemleri görmüştü. Yaş ortalamaları 58 olan hastaların 66'sında hipertansiyon dahil altta yatan kardiyovasküler hastalıklar vardı. 52 kişide ise kalp kası hasarı doğrulandı. Bu çalışmaya göre altta yatan herhangi bir kalp problemi ile Covid-19'un ölümcül sonuçlar arasında önemli bir ilişki var. Altta yatan kardiyovasküler problemi ve kalp kası hasarı olmayanların %8'i, kardiyovasküler problemi olan ancak kalp kası hasarı olmayanların %13'ü. Kardiyovasküler problemi olmayan ancak kalp hasarı olanların ise %38'i, hem kardiyovasküler problemi hem de kalp kası hasarı olanların ise %69'u hayatını kaybediyorlar. Evet, oldukça ciddi bir korelasyon. Bence bunu tablo olarak da burada görüyoruz şu anda. Ayrıca hastaneye yatış sırasında kalp kası hasarı bulunan hastalarda daha sık ritim bozuklukları görüldü. Ve bu hastaların yaklaşık %60'ı ventilatör cihazına bağlandı. Unutmayın, ventilatör cihazına bağlanan hastaların da çok büyük oranı aslında ilk dönemde kaybedilen hastalardı. Diğer hastalarda ise bu oranın %10 olduğu görüldü. Amerikan Acil Tıp Dergisi'ne yayınlanan başka bir araştırmada ise koronavirüsün kalp kası iltihabı, kalp yetmezliği, kalp krizi ve anormal kalp ritmi gibi kardiyovasküler komplikasyonlara neden olabileceği konusunda doktorların dikkatli olmaları gerektiği sonucuna varıldı. Dolayısıyla Covid-19'u sadece basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak değil, hala bilmediğimiz ve hala keşfettiğimiz ve farklı organlarda farklı bulgularla karşımıza çıkan bir virüs olarak mutlaka görmeliyiz. Ayrıca ufak bir bilgi daha vereyim. Uzmanlar Covid-19 ile ilgili düzensiz kalp ritmi arasındaki bağlantıya tam olarak açıklık getiremiyorlar. Bu konuda bilim insanlarının elinde sadece teoriler var. Koronavirüs kalp kası iltihaplaşmasına neden olabiliyor. Yani miyokardit dediğimiz hatta geçici belki de kalıcı bir kalp yetmezliği tablosuna götürebiliyor. Bu da kalp fonksiyonlarında azalmaya yol açabilir. Yani kalp yetmezliğinin tam olarak gelişmesinden bahsediyoruz. Pandemi nedeniyle günlük aktivitelerin azalmış olması kalp atış hızı üzerinde bir etkiye sahip olabilir. İyileşen ancak kalp problemleri yaşayan hastalarda bu problemlerin ne kadar devam edeceği ise henüz bilinmiyor. Sağlıkla kalın diyorum. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın efendim. Görüşmek üzere.